Şimdi Birinci Niceler Garip Hareketi'nde kaldık 1940 yılında. Bunlar da bir şiir topluluğuydu. Sabah bayağı bir topluluk ve grup anlayışlarını bitirdik. Geriye birkaç kişi, birkaç grup kaldı arkadaşlar. Şimdi garipçiler diyoruz çünkü bir garip hareket ettiler ve garip kitabı altında topladılar bütün eserlerini. Bunlar kimler? Omo diye kaydedeceksiniz bunları. Ki bu şekilde kaydetmeyi biliyorsunuzdur zaten. Bunlar yazıyor kitaplarda. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat Horozcu olarak bilinir. Ve arkadaşlar her şeye karşı çıktılar. Her şeye karşı çıkan akımdan etkilendiler doğal olarak. Hangi akım o? Dadaizm akımından etkilenen bir gruptur. Kuralsızlık akımı. Yani kuralsızlığı kural saydılar bunlar. Sesimiz adlı dergide yayımladılar ilk baş şiirlerini, ölçülü uyaklı kişilerini. Daha sonra Garip adlı kitapta ölçüsüz, uyaksız, uyağa karşılar, ölçüye karşılar, şairane, basma kalıp söyleyişlere karşı çıkmışlardır. Duygudan çok akla dayandırmışlardır arkadaşlar şiiri. Bakın bu çeldirici şık olarak kullanabiliyor. Aklı ön plana alıyorlar. Bilginiz olsun. Şiiri duygudan, şairanelikten arındırıyorlar. Sokak dilini şiirine taşıyorlar. Sade bir dil kullanıyor. Nükteli bir anlatım oluyor arkadaşlar. Mizahi, nükteli bir dilleri var. Argo sözcükler var. Tercih ediyorlar şiirlerinde. Ölçü olarak serbest ölçüyü kullanıyorlar. Kuralsızlık bir kuraldır diyen, hani Dadaizm akımından etkilendiler. Eserlerinde hiç o döneme kadar işlenmemiş konuları, mesela Kitabi Sengi Mezar'da Orhan Veli Kanık, Nasır'ı ele alıyor. Ceket konusunu işliyorlar. İlginç ilginç konuları ele alıyorlar ve geleneksel şiirin benimsediği her şeyi yeni şiirin dışında tutuyorlar. Yani geleneksel şiire tamamen karşılar. Ve doğal olarak da ikinci şiirin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyorlar. Çünkü ikinci nicelerde garipçilerin bu hareketlerine tepki olarak çıkacak akımdır arkadaşlar. Şimdi ben burada ilk baş Orhan Veli Kanık'ı anlatacağım. Ondan sonra Oktay Rıfat'a ya da burada Oktay Rıfat'ı anlatalım fark etmez. Arkadaşlar Oktay Rıfat Horozcu garipçilerden tekerlemeler, deyimler, masallardan yararlanan kişidir. Oktay Rıfat Horozcu arkadaşlar Perçemli Sokak adlı eseriyle soy şiire yönelmiştir. Şiir anlayışında büyük bir değişiklik yapıp soy şiire yönelen Perçemli Sokak adlı eseriyle Oktay Rıfat Horozcu'dur. Eserlerine baktığımızda biz Horozcu'da aşk merdiveni, yaşayıp ölmek, çobanıl şiirler, aşk ve avarelik üzerine şiirler çok çok çıkar. Oyunlarından Çil Horoz, Atlar ve Filleri bilmenizi isterim. Romanları da var. Bir Kadının Penceresinden Dana Bunlu diye iki tane romanı var. Arkadaşlar Oktay Rıfat Horozcu'nun bu şekilde genel özelliklerine bakalım. Şimdi buna baktıktan sonra şeylerine bakalım. Bir de Oktay Rıfat Horozcu'nun nasıl aklımıza kalabilir diye bakalım. Şimdi arkadaşlar birkaç eserini tutabiliriz aklımızda. Şöyle Oktay Rıfat Horozcu hangi adı nerede kalıyor? Perçemli Sokak'ta kalıyor. Tamam, Perçemli Sokak'ta kalıp aşk merdivenlerinden çıkılan bunun denize doğru konuşma yapıyor. Aşk merdivenlerinden çıkarak denize doğru evinde oturuyor ve aşk ve avarelik üzerine şiirler yazıyor arkadaşlar. Ve güzellemeleriyle de meşhurdur kendisi. Güzellemeler diye bir şiir kitabı daha var. Yani ne diyeceğiz? Oktay Rıfat Horozcu, Perçemli Sokak'ta oturan bir kişi. Orada aşk merdiveninden çıkarak denize doğru bakan evinde ne yazıyormuş? Aşk ve avarelik üzerine şiirler yazıyormuş. Bu şekilde ezberlerseniz en azından birkaç eser, en önemli eserleri aklımızda kalmış olacak. Tamam mı? Evet. Şifresi budur. Şimdi geldik Orhan Veli Kanık'a. Orhan Veli Kanık garip hareketinin biliyorsunuz ki öncüsü. Fransız sembolist şairlerden izler taşımış şiirleri. Ölçü ve uyaklı şiirler yazmaya karşı çıkmış. Toplumla ilgili meselelere satirik yani iğneleyici bir tarzda yaklaşmış. Ve geleneksel şiir anlayışını da nerede hicvediyor? Yani nerede eleştiriyor arkadaşlar geleneksel şiir anlayışını? Yeriyor. Kitabi Sengi Mezar adlı eserinde. Günlük yaşayış var. Sokaktaki insanları konu etmiş arkadaşlar genellikle şiirlerini. Yani şiiri sokağa taşımış. Yapak dergisini çıkartmış Orhan Veli Kanık. Ve bazı şiirlerini de Mehmet Ali Sel takmadığıyla yayımlıyor. Garip, Vazgeçemediği, Yenisi, Destan gibi, Karşı gibi adlı şiirleri var.
Arkadaşlar şunları unutmayın. Nasreddin Hoca fıkraları ve La Fontaine masallarını, şu ikisini şiir haline getiren, La Fontaine masallarını biliyorsunuz, dünyadaki en önemli masallar. Nasreddin Hoca fıkraları da bizim için çok değerli. Bunları şiire çeviren arkadaşlar, tamam mı? Bunları şiire çeviren kişi kimdir diye sorulursa, nazma çeken kim bunları? Nasreddin Hoca ve La Fontaine masallarını tabii ki Orhan Veli Kanık diyeceğiz. Burada biz eğer bu şekilde soru gelirse. Orhan Veli Kanık'la ilgili şu şekilde özel bir soru gelebilir yani. Haberiniz olsun. Bu şekilde hiç sorulmadı çünkü. Nasreddin Hoca fıkralarını ve La Fontaine masallarını şiire çeviren kimmiş? Orhan Veli Kanık. Arkadaşlar, şifrelemesine gelirsek, Veli denmesinin sebebi şöyle düşünün, aşka erdiği için. Hani ermişlere biz veli ya da aptal deriz ya, aşka erdiği için veli diyoruz. Arkadaşlar kendisi, bu şifrelemeleri kendisini daha çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Kendisi garip bir aşık arkadaşlar, garip bir aşk yaşıyor. Garip bir aşk hikayesi var ve aşkından vazgeçemiyor. Aşkından vazgeçemiyor. Vazgeçemediği için ve yeni birisiyle tanışma teklifi alıyor. Ama bu tanışmayı kabul etmiyor arkadaşlar. Tanışmaya karşı çıkıyor. Yeni birisiyle tanışmaya karşı çıkıyor. Ve destan gibi bu durum, Orhan Veli'nin aşkı anlatılıyor derseniz, bu şekilde ezberlerseniz güzel olur. Yani Orhan Veli'nin eserlerini bilirsiniz ama kitabı Sen Giyin Mezarı unutmayın. Bu aşk hikayesi de mezara kadar gidiyor diye düşünebilirsiniz. Kitabı Sen Giyin Mezar. Ne dedik? Kodlamamız nasıldı? Veli denmesinin sebebini, veli aptal denmesinin sebebi yaşadığı aşktan dolayı, aşka, büyük aşka erdiği için bir garip aşk yaşıyor. Bu aşkından asla vazgeçmiyor. Yeni birisiyle tanışmak, yeni birisi ona teklifte bulunuyor ama kabul etmiyor, karşı çıkıyor yeni birisinin sevgisine, aşkına. Ve doğal olarak bu aşkta destan gibi dillerden dillere dolaşıyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve ölümüne kadar aşık deyip kitabı Sengi Mezar'la da birleştirirseniz Orhan Veli Kanağı bir sıkıntı olmaz. Evet, bir dönüt verin bakayım. Var mı sıkıntı? Oktay Rıfat'la Orhan Veli şifrelemeler anlaşıldı mı? Oktay Rıfat'la ne demiştik Oktay Rıfat Horozcu? Perçemli sokakta oturuyordu. Aşk merdivenlerini çıkarak, değil mi arkadaşlar? Aşk merdivenlerini çıkarak ne diyorduk? Denize doğru evinde aşk ve avarelik üzerine şiirler yazan kimdi? Oktay Rıfat. Orhan Veli için ne dedik? Üçüncü kez tekrar ediyorum. Veli denmesinin sebebi aşkındandı. Doğal olarak garip bir aşk yaşıyordu ve vazgeçemiyordu bu aşkından. Yeni kişilere karşı çıkıyordu. Yenisi ve karşı eserini bu şekilde çıkarsınız. Ve bu da destan gibi dillerden dillere dile getirilmiş. Aşkı dile getirilmiş ve mezara kadar aşık olmuş tek kişiye. Kitabe-i Sengi Mezar diyeceksiniz. Önemli değil Barış. Evet, Melih Cevdet Anday. Melih Cevdet Anday deyince biz garip kişiler içerisinde en çok mitolojiden yararlanan kim dersek Melih Cevdet Anday diyeyim, tamam mı? Genellikle böyle Yunan mitolojisinden yararlanmıştır kendisi. Mesela Rahat Kaçan Ağaç, Taygır Afane, Yan Yana, arkadaşlar Tekli'nin Ölümü, işte burada Oyunu Mikado'nun Çöpleri, romanı mesela önemli romanları Gizli Emir, İsa'nın Güncesi, Aylaklar diye romanları var. Tamam mı? Bu şekilde eserleri var. Melih Cevdet Anday'ın. Mitolojik unsurlardan yararlanmış. Rahatı Kaçan Ağaç, Taygır Afane, Yan Yana, Teknenin Ölümü, Gizli Ömür, İsa'nın Güncesi, Aylaklar, Bir Kadının Çöpleri. Peki bunun hikayesini nasıl yapacağız? Ne diyelim? Mesela Melih Cevdet Anday, arkadaşlar, Rum bir komşusu olsun. Rum komşusunun adı da ne olsun arkadaşlar? Mikado. Mikado'yla yan yana komşular bunlar. Mikado'yla yan yana komşular. Bakın ismi geçen eseri hikayemde daire içerisine alıyorum. Dikkat edin. Evet, Melih Cevdet Anday, Rum bir komşusu olan Mikado'yla yan yana oturuyorlar. Tamam mı? Mikado biraz garipmiş. Mikado biraz garip biri. Mikado çöplerini evin karşısındaki ağacın altına atıyor diye düşünün. Mikado çöplerini evin altındaki ağacın altına atıyor.
Tamam, Mikado'nun çöpleri dedik ya. Mikado çöplerini evin altındaki ağacın altına atıyor ve doğal olarak ağaç da rahatsız oluyor bu durumdan. Rahatı kaçan ağaç buradan gelir. Ağaç rahatsız olunca da ve Mikado da çöplerini atınca da artık Mini Cevdet Anday ne yapıyor? Mikado'yu telgraf çekerek şikayet ediyor. Herhangi bir kuruma, ilgili kuruma telgraf çekerek Mikado'yu şikayet ediyor diye düşünebilirsiniz. Ve Mikado bu durumda içeri atıyor. İçeridekilerle beraber yatıyor arkadaşlar. İçeride yatarken de İsa'nın güncesi, Hazreti İsa'nın güncesi, işte gizli emir gibi böyle dine, mitolojiye yatkınlığı artıyor romanlarında. Yani biraz farklı bir şifreleme oldu ama çıkıyor aklınızdan, emin olun çıkmıyor yani. Bakın bir kez daha anlatıyorum. Melih Cevdet Anday, dediğim gibi ne demiştik ilk baş? Rum komşusu Mikado ile ne yapıyordu? Yan yanaydı. Ve yan yana eseri ve Mikado'yu buradan çıkarttık. Mikado bir garip birisiydi. Ne yapıyordu? Evine ne atıyordu? Mikado'nun çöplerini atıyordu. Evinin hemen bahçesindeki ağacın altına. Çöp attığı için ağacın da rahatı kaçıyor. Rahatı kaçan ağaçtan ötürü de Melih Cevdet Anday bunu gören Melih Cevdet Anday Mikado'yu ne yapıyor? Telgraf çekerek ilgili kurama şikayet ediyor. Ve Mikado bu durumda hapishaneye yani içeriye giriyor. İçeridekilerle beraber de İsa'nın güncesini okumaya başlıyorlar. Ve kendi kendilerine içsel olarak bir gizli emir veriyorlar. İyileşeceklerini söylüyorlar. Anlaştık değil mi? Hapishanede de kim bulunur arkadaşlar? Aylaklar bulunur. Bu şekilde ezberlerseniz Melih Cevdet Anday'ı bir problem olmaz. Yani şifrelersiniz. Ben sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki garipçiler bunlardı. Sorunuz var mı? Arkadaşlar sorunuz var mı? Evet, kurtarılmış Odesya. Evet, kurtulmuş Odesya da var tabii ki. Melih Cevdet'te. İşte Yunan mitoloji isimleri İsa, Odesya gibi Yunan mitoloji isimlerini görürseniz Melih Cevdet Anday da diyebilirsiniz Barış. Sorunuz yok değil mi? O zaman devam ediyorum. Garip dışında yeniliği sürdürenler. Yani gariplerin içerisinde değil ama garip gibi yeniliği sürdürmek isteyenler var burada. Yani şiirdeki lirik duyarlılığı kaybettirmeden. Valla Barış Sabat da böyleydi. Yani biz edebiyatta şu an 5 kişiyiz. 6 kişiyiz. Benim sınıfımdan bir 6 kişi var. Zaten edebiyat sınıfımız 12 kişilik. O edebiyat sınıfımın gelmesi çok normal, gelmemesi çok normal. Çünkü onları biz bunlarla, yani bu konuları biz orada kurumda öğrencilerim olduğu için 3 kere tekrar ettik zaten. Doğal olarak onlar şu an test ve deneme çözüyorlar. Çok fazla tekrar ettikleri için benle beraber. O yüzden ama bazı bölümlere katılıyorlar. Denemelere ve sorulara katılacaklar onlar daha çok. Tamam. Evet, yani geriye kalan 6-7 kişi de normaldir. Evet, 21.30 dendi. Sonra 21'e çekelim dedim. Tabii ondan da olabilir Özge. Tabii ki ondan da olabilir. Sıkıntı yok. 3-5 kişi olsak bile fark etmez. Benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Siz dinlemek istedikten sonra benim için hiçbir problem değildir. Garip akımından etkilenmiş bir yandan şairler, kendi şiir çizgilerini oluşturan kişilerdir. Bu garip akışında yeniliği sürdürenler. Herhangi bir ideolojileri yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Genellikle serbest ölçü kullanıyorlar. İşte bunlardan birincisi Fazıl Üssü Dağlarca. ÖSYM'nin en çok sevdiği adamlardan birisi. Büyük bir Türkçü tutkusu. Türkçem benim ses bayrağım diyen adam kim? Arkadaşlar Fazıl Üssü Dağlarca. Yani bu cümleyle özdeşleşmiş bir kişidir. İlk şiir kitabı da ismi Havaya Çizilen Dünya da hece ölçüsünü kullanmıştır. Daha sonra da serbest ölçüye geçmiştir. Biraz yapma destanları meşhur epik şiirleriyle şiirimizde önemli yer edinmiş Fazıl Üssü. Çocuk ve Allah, Havaya Çizilen Dünya, Daha, Çakır'ın Destanı, Taş Devri, Toprak Ana, işte Üç Şehitler Destanı, arkadaşlar, Çanakkale Destanı, 19 Mayıs Destanı, Yedi Mehmetler gibi önemli neyleri var? Şiirleri var. Gezi yazısı da Mevlana Olmak diye bir gezi yazısı varmış. Fazıl Üssü Dağlarca'yı. Peki biz Fazıl Üssü Dağlarca'yı nasıl ezberleyeceğiz ya da nasıl şifreleyebiliriz? Şimdi Dağlarca'dan Dağ Savaşı, Kurtuluş Savaşı'nı aklınıza getirin, tamam mı? Dağlarca'dan. Kurtuluş Savaşı'nı söz konusu
Kurtuluş Savaşı'nı işleyen bir kişidir. Dağlarca'dan Kurtuluş Savaşı'nı, Dağ Savaşı, Kurtuluş Savaşı hatırlanacak. Ve Kurtuluş Savaşı'nda arkadaşlar, hemen eserlerini açayım şöyle. Kendisi Yedi Mehmetler ve Çakır düşmana karşı savaşıyor. Bakın Yedi Mehmetler ve Çakır. Düşmana karşı ne yapıyormuş? Çakır savaşıyor. Yedi Mehmetler'den bu savaş sonucunda 3 kişi şehit çıkıyor arkadaşlar. Yani 3 şehitler destanı. Yedi Mehmetler'den 3 şehidimiz çıkıyor Kurtuluş Savaşı'nda. 3 şehitler destanı bu şekilde şifreleme yaptım ben. Bu destan tabii doğal olarak Çakır'ın destanı dilden dile dolaşıyor. Ve Türk olmak neymiş gösteriliyor düşmana. Dilden dile dolaşarak Türk olmak neymiş gösteriliyor düşmana. Ve çocuklar ve Allah da bize bu savaşta yardım eder diyor buradaki savaşçılar, kahramanlar. Çocuklar ve Allah'lar bu savaşta bize yardım eder. Ve barut dumanlarıyla arkadaşlar, barut dumanlarıyla sanki bu savaşta havaya bir dünya çiziliyor diye şey yapabilirsiniz, kodlayabilirsiniz bu şekilde. Tamam mı? Yani Kurtuluş Savaşı'nda ne var? Çakır ve Yedi Mehmetler savaşa katılıyor. Çakır ve Yedi Mehmetler savaşa Çakır ölüyor. Doğal olarak Çakır'ın destanı dilden dile dolaşılıyor. Ve Yedi Mehmetler'den de 3 şehit çıkıyor. 3 şehitler destanı dilden dile dolaşılıyor. Arkadaşlar çocuklara ve Allah çocuklar ve Allah bu savaşta tabii ki bizlere yardım ediyorlar. Bize yardım ediyor. Ve bu durumda da işte barutlarla, barut kokusundan ötürü, barut izlerinden ötürü de sanki havaya bir yeni bir dünya çiziliyor gibi bir kodlamasını alabilirsiniz. Kimin? Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ı. Evet, umarım işe yarar. En azından birkaç bir şey duyun ve duyup kodlamayı anlamaya çalışın arkadaşlar. Cahit Külevi. Tabii, destan şairi. Cahit Külevi, yurt köşelerinden manzara ve insanları ele almış genellikle. Halk türkü ve deyişleri var. Arkadaşlar Yeşeren Otlar yapıtıyla Türk Dil Kurumu şiir ödülünü almış. İlk baş bir düz anlatımı yapayım. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar nasıl ezberleyebiliriz, kafada nasıl tutabiliriz diye. Adamın biri Rüzgar Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Yeşeren Otlar arkadaşlar en önemli şiiri. İçi sevda dolu bir yolculukta Cahit Kulebi'nin en güzel anı kitabıdır. Cahit Kulebi. Cahit'le başlayan arkadaşlar birkaç kişi var Türkçe'de. Edebiyatta. Cahit Sarıfoğlu, Cahit Kulebi. Bunlar karışmasın. Tamam mı? Şöyle diyelim. Adamın biri arkadaşlar rüzgarda yeşeren otlar üzerine yeşeren otlar üzerine kül dökmüş diyebilirsiniz. Kulebi'deki kül buradan aklınıza gelsin. Cahit Kulebi'deki kül buradan aklınıza gelsin. Adamın biri rüzgarda yeşeren otlar üzerine kül dökmüş. Bu sırada Atatürk neredeymiş? Kurtuluş Savaşı'ndaymış. Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndaymış. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Tamam mı? Güzel bir şifreleme bu. Unutulmaz da. Evet. Savaşı kazanıp daha sonra içi sevda dolu bir yolculukla evlerine geri dönmüşler diye düşünebilirsiniz. Adamın biri rüzgarda yeşeren otlar üzerine Cahit Kulebi'nin külünden kül dökmüş. Atatürk de o esnada Kurtuluş Savaşı'ndaymış. Evet, Cahit Zarifoğlu arkadaşlar madde-ruh çatışması, dinsel inançlar, biraz mistik bir adam Cahit Zarifoğlu. Acı, umut ve sevgiler ele alınmış. Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerine bakarsak, Yedi Güzel Adam, İşaret Çocukları, Menziller, Korku ve Yakırış çok önemli şiirleri. Serçe Kuş ve Ağaç Kakanlar gibi önemli öyküleri de var. Tamam arkadaşlar, şunların çok geldiğini görmedim. Ama Yedi Güzel Adam, İşaret Çocukları, özellikle İşaret Çocukları, Menziller, Korku ve Yakarış. Bu önemli şiirlerini unutmayın Cahit Zarifoğlu'nun. Peki Cahit Zarifoğlu ile ilgili şifreleme nasıl diyelim? Zarifoğlu, soy isminden çıkarırsak zarif ve dindar biri. Hep korku ve yakarış var onda. Yani hep Allah'a bir yakarış. Hep bir korku var. Zarif olduğu için, dindar biri olduğu için Allah'tan korkar ve Allah'a yakarır. Korku ve yakarış var. Ve sürekli o yüzden menzillere dua etmeye gider. Menzillere dua etmeye gider. Ve menzillerde bir bakar ki yedi güzel adam, yedi tane güzel adam uyuyor orada. Yedi güzel adam uyuyanlar vardır. Oradaki işaret çocukları yedi uyuyanları ona gösterir.
Tamam mı? Orada da işaret çocuklar bu adamları işaret ederek gösteriyor. Çocukları işaret ederek 7 tane güzel uyuyan adamı gösteriyor. Önemli değil Barış, sıkıntı yok. Evet, Cahil Zarifoğlu, zarif ve dindar biri. Korku ve yakarış, Allah'tan korku ve Allah'a yakarıyor arkadaşlar. Dindar biri olduğundan dolayı menzillere uğruyor. Sonra bir bakıyor ki menzillerde 7 tane güzel adam görüyor, uyuyan. İşaret çocukları da bunlar hep burada uyuyor diye ne yapıyor? 700 güzel adamı ne yapıyor? İşaret ediyor. Anlaştık mı? Evet. Cahil Zarifoğlu'nu da bu şekilde bilelim. Salah Birsel'e geçelim. Garip dışında yeniliği sürdürenlere devam ediyorum. İlk şeylerinde Necip Fazıl, sonra Nazım Hikmet etkisinde kalıyor. Sonra Garip Hareketi'sinin etkisinde kalıyor. Sonra kendine bağımsız bir şiir anlayışıyla devam ediyor. Biraz alaysama var. Yani birazcık mizah var şiirlerde. Arkadaşlar, şimdi şöyle bakarsak neler var? Hacıvat'ın karısı Ases. Hacıvat'ın karısı Ases, Kikilikname. Önemli şiirleri. Haydar Haydar da çıkabilir. Deneme olarak şöyle bakarsak ne gelir? Kurutulmuş Felsefe Bahçesi. Halley Kimi Kurtarır? Bu ikisi. Bir de Sergüzeşti Nano Bey. Arkadaşlar, yani bu üç denemesi de önemli. Bazen eser yazarda görüyorsunuzdur test kitaplarında. Kurtulmuş Felsefe Bahçesi, Halley Kimi Kurtarır, Sergüzeşti Nano Bey. Anıları da önemlidir. Ben daha çok anılarından çıkartıyorum. Anıları ve şiirlerinden çıkarıyorum. Haberiniz olsun. Evet, Boğaziçi Şıngır Mıngır, Ah Beyoğlu, Bah Beyoğlu gibi önemli iki tane de ne var arkadaşlar? Boğaziçi Şıngır Mıngır, Ah ve Beyoğlu, Vah Beyoğlu derse Salah Birsel diyeceğiz. Hacivat'ın Karısı ve Kikirikname'de Salah Birsel'in önemli kitaplarından. Şimdi Salah Birsel'i biz nasıl bileceğiz? Bir saniye arkadaşlar, notlarıma bakıyorum. Bir bakayım Salah Birsel'i nerede almışım? Beyazıt, Erdem Beyazıt yok, bu değil. Özdemir, heh. Evet, şuradan çıkarıyoruz. Arkadaşlar, Salah adından hayatı salmış kafasına, kafasına göre takılıyor. Tamam mı? Hayatı salmış kafasına göre takılıyor. Yabancı arkadaşları onu yoldan çıkarmış. Bu yabancı arkadaşları kim? Sergüzeşti Nano Bey. Tamam mı? Sergüzeşti Nano Bey ve Elmas Boğaziçi diye yabancı arkadaşları var. Nano Bey'den çıkartırsınız. Yabancı arkadaşları onu yoldan çıkarıyor, kafasına göre takılıyor. Salah'tan salmış, kafasına göre salmış, hayatı salmış çıkartabilirsiniz. Ve başka Hacıvat'ın karısı var. Hacıvat'ın karısı da bunu yoldan çıkartıyor. Her gün farklı semtte arkadaşlar geziyor, kafasına göre takıldığı için. Bazen Boğaz içinde şıngır mıngır eğleniyor. Bazen Beyoğlu'nda arkadaşlar kafasına göre gezer ve takılır. Gezerken Kakara Kikiri, yani biraz gülümseyerek Kikirikname, Kakara Kikiri deyip bir Kikirikname tarzında bir yani gülücükler saçarak geziyor. Öyle bir bir yaşamları var. Salak Birsel'in bu şekilde ezberlerseniz daha bir sıkıntısız olur. Denemelerinden birkaç tane aldım. Anısını aldım. Anıyı da şiire birleştirdim. Dediğim gibi ne dedim? Salak Birsel, tekrar ediyorum. Hayatı salmış, kafasına göre takılan birisi. Hayatını salmasını, kafasına göre takılmasını sağlayan, sebep olan arkadaşları Sergüzeşti Nano Bey, Elmas Boğaziçi, Hacıvat'ın karısı. Bu üç arkadaşı Salak Birsel'i yoldan çıkartmış, kafasına göre gezen bir Salak Birsel var. Gezdiği için Boğaziçi'nde geziyor, Beyoğlu'nda geziyor, şıngır mıngır eğleniyor. Ondan sonra kakara kikiri eğlenerek kikirik namesini de buradan çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Bazı eserleri en azından çıkıyor. Çoğu eseri çıkıyor arkadaşlar. Var mı problem? Şifrelemeler güzel mi? Bu şifrelemeleri yani çoğu yerde bulamazsınız. Ben hemen hemen hepsi için arkadaşlar bir şeyler çıkartmaya çalıştım. Hepsi için. Mesela Cahil Zarifoğlu'nu hatırlayın. Zarif biriydi. Dindar bir adamdı. Değil mi? Korku ve yakarış, Allah'tan korkuyordu ve yakarıyordu. Bu şekilde başladık. Yani nereden başladığı hikayenin hatırlarsanız gerisi çıkar. Evet. Tamam o zaman. Cahil Salak Birsel de bitti.
Haydi bakalım Hilmi Yavuz diyelim. Arkadaşlar ilk şiirlerini Dönüm Noktası dergisinde çıkıyor. Gelenekçi çağdaşı aynı şiir potasında eritiyor. Yani gelenekle çağdaş aynı anda. Birazcık da Hilmi Yavuz İslami yani mistik tasavvuftan etkilenmiş. Biz eserlerine bakarsak valla benim açma en sonda benim ya şu an ses barış. Olabildiğince de bağırmaya çalışıyorum ama. Evet. Hilmi Yavuz arkadaşlar yüzün ki en çok yakışandır bize. Gülün ustası yoktur. Bakış kuşu. Doğu şiirleri, yaz şiirleri, gizemli şiirler, çöl şiirleri, akşam şiirleri, yolculuk şiirleri, hurufi şiirleri. Bakın Hilmi Yavuz sürekli şiirleri diye bitiren bir sürü eser yazmış. Gördünüz mü? Bir kere bunu bilin. Tamam, hüzün ki en çok yakışandır bize demiş Hilmi Yavuz. Hüzün ki en çok yakışandır bize demiş. Gülün ustası yokmuş. Hilmi Yavuz'dan başka gülün ustası yok. Hüzün en çok bir şey bize yakışır demiş. Tamam mı? Anısı ceviz sandıktaki anılar arkadaşlar. Geçmiş yaz defterleri, bulanık defterler. Defterler ve şiirlerle biten ifadeleri görürseniz Hilmi Yavuz'un şiir defterleri gibi düşünün. Şiir defterlerini nerede saklıyor Hilmi Yavuz? Ceviz sandıktaki anılarda saklıyor. Şiir ve defterleri ceviz sandıktaki anılarda saklıyor. Bakın çoğu eseri defter ve şiir tabiriyle bitiyor. Buradan çıkartın. Sabahattin Kudret Aksal'a gelirsek, Aksal, Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, arkadaşlar önemli eserleri, Evin Üstündeki Bulut, başka işte Tersine Dönen Şemsiye oyunlarıyla gelir, Öyküsü Gazoz Ağacı. Ben genellikle şu ikisini ele alıyorum. Şarkılı Kahve ve Gazoz Ağacı. Yani arkadaşlar Sabahattin Kudret Aksal sorulursa Şarkılı Kahve ve Gazoz Ağacı ile beraber sorma ihtimali yüksek. Şimdi ben şuradan bir bakayım. Sabahattin Kudret Aksal'ın notlarımdan bir bakayım. Ben nasıl şey yapmışım bunu. Kaydetmişim. Size hemen ona dönüşünü yapacağım. Evet, Sabahattin Kudret arkadaşlar aksakallı biri. Tamam mı? Aksakallı biri de Şarkılı Kahve'de oturuyor. Gün ışığında oturuyor. Duru Gök'ü izliyor. Tabii gün ışığında gök duru olur değil mi? Sade bir şekilde izliyor. Gün ışığı doğana kadar da millete içinde arkadaşlar masallar anlatıyor. Nasıl masallar anlatıyor? Ağacın altında oturmuş, kahvenin bahçesinde ağacın altında oturmuş, gazoz içerek masallar anlatıyor. Bu şekilde düşünürseniz sıkıntı olmaz. En önemli dört eserini de öğrenmiş olursunuz. Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, Gazoz Ağacı. Aksakallı biri Şarkılı Kahve'de oturuyor. Gün ışığına karşı Duru Gök'te Duru Gök'ü izleyerek gün ışığına karşı gün ışığı doğarken de ne yapıyor? Masallar anlatıyor. Gazoz ağacının gazoz içerek ağacın altında masallar anlatıyor. Aksakallı Kudret. Erdem Beyazıt yine epik ve İslamcı bir anlayış var arkadaşlar. Hem kahraman hem İslamiyet anlayışı var Erdem Beyazıt'ta. Arkadaşlar Risaleler ve Sebepe en önemli şiirleri İpek yolundan Afganistan'a da en önemli neyi arkadaşlar? Gezi yazısı Erdem Beyazıt'ın. Şimdi Erdem Beyazıt'la ilgili benim size değinmek istediğim Erdem Beyazıt dindar bir adam. Beyazıt Camisi'ne gidiyor. Bakın Beyazıt Camisi var ya. Beyazıt Camisi'ne gidiyor. Ve orada Risaleler okuyor. Şiirler, günlükler okuyor. Sonra Sebebe-i Rabbim der ve şiirler okur. Tamam, benim bu risaleleri okumamın sebebi Rabbim deyip şiirler okuluyor. Sonra İpek yolundan Afganistan'a doğru yol alıyor Erdem Beyazıt. Evet, bu da tamamdır. Gençler aslında mavicileri de geçecektim ama mavicileri hızlıca şöyle bir söz edeyim. Mavi dergisinin etrafında toplanıyorlar arkadaşlar. Garip akımına tepki olarak çıkıyorlar. 1952 yılında çıkıyorlar bunlar. Atatürk ve İnki ve inkılaplarına bağlılıkları sık sık ifade ediyorlar. Mavicilerin böyle bir özelliği var. Ve en önemli mavici Atilla İlhan bu arada. Mavi dergisini çıkarıyor. Tamam mı? Garip Harekatı'na karşı çıkan bir akım. Romantik Toplumcu ismiyle anılıyorlar. Şairane bir söyleyip binişirmiş. Garip Harekatı'nı arkadaşlar Batı Kırması ifadesiyle eleştiriyorlar. Bakın bu ifade çıkar. Garip Harekatı'nı Batı Kırması'yla eleştiren akım topluluk hangisidir? Maviciler diyeceksiniz. Anlaştık mı? Garip Harekatı'nı
Evet, Batı kırması diye eleştiren topluluk Maviciler. Atilla'nın şöyle bir huyu var. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini kullanamıyor. Size şiir verip büyük harf ve noktalama işaretleri yoksa hangi kimin şiiri deyin? Atilla İnan'ın şiiri deyin buna. CHP şiir yarışmasında ikinci oluyor arkadaşlar. Cabbaroğlu Mehmet adlı şiiri çok önemlidir. Bu yarışmayla tanınmıştır. Tamam mıdır? Ben Sana Mecburum adlı eseriyle de önemli ün kazanmıştır Atilla İlhan. Başka Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutkunun Günlüğü, Elde Var, Hüzün, Ayrılık, Sevdaya Dahil gibi önemli şiirleri. Romanları da Zenciler Birbirine Benzemez, Sokaktaki Adam, Sırttan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Ders Saatte Sabah Ezanları, arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kurtlar Sofrası'nı unutmayın. Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kurtlar Sofrası. Gezi yazısı Abbas Yolcu'yu bilin. Atilla İnan'ın bir gezi yazısı var. Senaryoları var Atilla İnan'ın. Senaryoları da önemli. Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür, Yıldızlar Gece Büyür gibi senaryoları var. Atilla İnan'ı ezberlemeye çalışmayın arkadaşlar. Şifrelemeye çalışmayın çünkü çok fazla eseri var. Bunun gerçekten bütün eserlerini bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle o çizdiğim, altını çizdiğim eserler bilinmesi gereken kişi eserlerdir. Frid Edgü'de arkadaşlar, Frid Edgü'yü O diye bilin yani. O diye bir romanı var. Hatta bu romanı sonra sinemaya aktarılıyor. Ne diye? Hakkari'de Bir Mevsim adıyla sinemaya aktarılıyor. Frid Edgü'nün O adlı eseri. Bozgun, Kaşkınlar diye şiirleri daha var. Romanı O romanı. Kimse gibi romanları var. Şiirleri de Ah Minel Aşk adında bir şiiri var. O kimse kaşkın kimdir diyor, bozgun kimdir diyor. O kaşkın, bozgun olan kimdir diye ezberleyebilirsiniz Frid Edgü. Şimdi Orhan Duru, Pazar Postası ve Mavi gibi edebiyat dergilerinde yazılar yer yazmış. Orhan Duru'yu tek bileceğiniz şey Ağır İçi ile bilin yeterli. Tamam mı? Orhan Duru, Ağır İçi. Bitti. Ahmet Oktay, Ahmet Arif'ten etkilenmiş, ikinci yeni hareketine yönelmiş daha sonra. İlk baş mavi hareketi içerisinde, daha sonra ikinci yeniye geçiyor Ahmet Oktay. Bunun içinde arkadaşlar, Yol Üstündeki Semender önemli. Ahmet Oktay ile ilgili. Yol Üstündeki Semender. İşte gölgeleri kullanmak. Gölgeleri kullanmak, Yol Üstündeki Semender'de gölgeleri kullanarak Ahmet Oktay gidiyor. Aydaki, ayın yansımasındaki, Yol Üstündeki Semender'de gölgeleri kullanarak yürüyor diye düşünebilirsiniz. Ayın gölgelerini kullanarak yolda yürüyor gibi bir şeyle ben ezberlemeye çalışmıştım. Ahmet Oktay'ı. Evet, Maviciler de bitti. Aslında arkadaşlar vaktimiz olsaydı ben size ikinci yeniciyi de anlatacaktım. Güzel bölümlerimiz var ikinci yenicilerden. Ben roman ve hikayeye geçmeden size bir dahaki edebiyat dersinde, iki gün sonraki edebiyat dersimizde ikinci yeniyi anlatırım. Tamam mı? Roman ve hikayecilere de öyle geçeriz. İkinci yenicilere de biraz çalışın arkadaşlar. Sezai Karakoç'tur, Ece Süt İş diye kaydedeceğimiz ikinci yenicileri de o zaman işleyeceğiz. Şimdi dakikamız doldu. Tabii şifrelemelerle anlattığımız için biraz yavaş ilerliyoruz. O yüzden Ayda gölgeleri kullanıyoruz Yol Üstündeki Semender'de. Hızlı hızlı hatırlatmak istiyorum. Orhan duru bir adam. Duru bir adam ağır bir adamdır. Ağır bir içi, duru bir içi gibi düşünün. Frid Edgü, o kaşkın, o bozgun, o kimdir diyor. Hakkari'de Bir Mevsim adıyla senaryoya geçiyor. Oğru adlı romanı. Atilla İnan'ı biliyorsunuz büyük harfler falan kullanmıyor. Noktalama işareti kullanmıyor. Cabbaroğlu Mehmet adlı şiiriyle tanınıyor. Bir sürü eseri var. Kurtlar Sofrası'nda romanında Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Abbas Yolcu diye bir gezi yazısı var. Ve Yarın Artık Bugündür gibi senaryo yazılarını da unutmamak lazım. Hızlıca tekrar yaptığımızda başka ne gelecek? Maviciler Garip Akım'la tepki olarak çıktı. Beyazıt Camii'de Risaleler ve okuyor ve sebebi ey Allah'tır diyor değil mi? Ondan sonra Aksakallı Dede, Kudretli Aksakallı Dede şarkılı kahvede oturup gün ışığına karşı ne yapıyordu? Gazoz içerek ağacın altında millete masallar anlatıyordu. Hilmi Yavuz, yüzün ki en çok yakışandır bize, gülün ustasıydı Hilmi Yavuz. Benden başka gülün ustası yoktur diyordu. Aşk ve hüzün bana yakışır diyordu. Değil mi? Hüzün ki en çok yakışandır bize deyip. Ve şiir ve defterleri vardı.
Bu aşk şiirlerini yazdığı, hüzünlü şiirlerini yazdığı şiir ve defterleri. Bakın bütün eserleri şiirler ve defterler diye bitiyor. Ve bu şiir ve defterleri nerede saklıyordu Hilmi Yavuz? Ceviz sandıktaki anılarda saklıyordu Hilmi Yavuz. Evet, bu şekilde anlatmıştık ve pek çok şekilde ben size şifrelemelerle gittiğim için bu kadar gelebildik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İki gün sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.